Bugün Mahir'i o halde görmek içimi acıttı. Bana kızıyor ama abisinden bahsederken ne hale geldiğini görünce doğru karar verdiğimi anladım. Ama o kadar zor ki ondan uzak durmak. Keşke bir kerecik gözlerine bakıp onu sevdiğimi, çok sevdiğimi söyleyebilsem. Hiçbir şey düşünmeden. Ama yapamam. Bunu ona yapamam. Abla, benimle paylaşmak yerine o deftere yazmayı tercih ediyorsun ama her şeyin farkındayım. Mahir'e nasıl baktığını gördüm. Kendine bunu yapmasam mı artık? Elif, ne diyorsun ya? Sen ne dediğimi gayet iyi biliyorsun. Oraya yazdıkların artık sesli olarak söylemenin vakti gelmedi mi? Elif ablacığım, üstüme gelme. Abla, niye kendini bu kadar üzüyorsun? Bak ben de çok üzülüyorum sen böyle yapınca. İçin içini yiyor işte belli. Ara Mahir'i, ne durumdaymış, sor. Elif, gerek yok dedim. Hem bakar o başının çaresine. Abla lütfen bana Mahir'in ne halde olduğunu merak etmediğini söyleme ya. Aklın depoda kalmış belli. Ara sevgilini, sor ne durumdaymış, öğren hadi. Elif, biz sevgili değiliz. Niye inkar ediyorsun? Değilseniz bile artık olmalısınız bence. Hem sen kendin demedin mi bana bugünü yaşa diye? Sen niye öyle yapmıyorsun? O işler bazen söylendiği kadar kolay olmuyor. Bazen birilerini üzmemek için bir şeyleri gizlemek gerekiyor işte. Ama sen bunu hak ediyorsun. Hem de çok hak ediyorsun. Aşkın, onu deftere hapsetme artık. Git ve içinden geleni onun yüzüne söyle. Elif, ablacığım biliyorum benim iyiliğimi istiyorsun ama bu konuyu sonra konuşsak olur mu? İyi abla, sen bilirsin. Sen böyle sıcacık evinde otur, tamam mı? O çocuk içindeki aşk ateşini duvarlara soğukluğuyla dindirmeye çalışsın. Yani sanırım öyledir. Allah'ım ya. Şimdi orada böcekler, böyle fareler falan da vardır. Artık yalnızlıktan bir tanesinin adını da Can koymuştur. Gülme. Elif. Ne? Görsün. Senin yüzünden.